Öncelikle hocam ve arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Davetimizi kırmadığınız için size özellikle teşekkür ediyorum hocam. Etkinliğimizin dördüncü serisindeyiz. Öğretim üyelerinden seminerler etkinliğimizin. Bu etkinlikte Rüya hocamız bizle beraber. Bugün bize Fourier çarpanlarını anlatacak. Tekrardan hocam geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü size bırakıyorum. Öncelikle ben de teşekkür ederim. Öncelikle tabii Muhammed Can'a ve Matematik Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Ve tabii bu şekilde seminerler yapmanız ve aktif bir şekilde devam etmeniz beni de çok mutlu ediyor. Çünkü hani insana ilham kaynağı da oluyorsunuz ki bence bölümümüzdeki herkes de böyle düşünüyordur. Ondan da eminim. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun birazcık daha benim için iyi olan tarafı öncelikle ben sana sormuştum Muhammed Can'a nasıl bir seminer yap? Bizim anlattığımız ya da kendi çalışma konularımız var hepimizin. Öyle bir şey mi diye ve özellikle de kendi çalışma konularımızdan bahsetmek benim için daha iyi oldu. Niye? Şöyle bir ekran paylaşayım. Paylaşabiliyorum değil mi? Paylaşabiliyor olmamız gerek. Deneyelim. Görünüyor değil mi şimdi? Evet hocam geldi. Şunu da tam ekran yapalım. Biliyorsunuz ki biz aslında matematik bölümündeki öğretim üyeleri olarak hepimizin aktif olarak çalıştığı alanlar var. İşte analiz kürsüsü var, geometri var, topoloji var, uygulamalı matematik var, cebir var. Analizin içinde bile oldukça fazla alanlar var arkadaşlar. Ben daha çok teorik çalışıyorum ama bu tabii ki şu demek değil. Teorik çalışılıyor, bunun uygulamayla ya da ne bileyim geometriyle, cebirle hiç alakası yok diye bir şey değil. Birazdan göreceksiniz ki ben kendi konumun çok aslında giriş düzeyinde olan kısmını anlatmaya çalışacağım. Belki ileri vadeli bu konulara ilgi duyan arkadaşlarınız varsa onlar da birazcık fikir sahibi olur diye düşünüyorum. Şöyle başlayayım. Benim araştırma konum Orlik uzayları ve Orlik uzaylarında bugün size anlatmak istediğim konu da Fourier çarpanları. Şimdi bu semineri aslına bakarsanız üçe ayırdım kendi kafamda. Bunu öncelikle bir kere Orlik uzaylarından benim bahsedebilmem için bir takım hazırlıklar yapmamız lazım. Bunun için de yerel kompakt gruplar ve hâl ölçüsünden başlayacağım. Ardından Orlik uzaylarına ve bunlarla ilgili örneklere geçeceğim ve konunun son kısmında aslında başlıkta geçen şuradaki Fourier çarpanları kısmına geleceğim. Yani birazcık adım adım gidelim diye düşünüyorum. Orlik uzaylarını bizim tanımlayabilmemiz için nerede tanımlayacağız? Bir tanım veriyorsanız, bir uzay tanımlıyorsanız öncelikle bir altyapısı lazım, değil mi? Nerede tanımlayacağız? Bizim çalışacağımız uzayın üzerinde çalışacağımız yer lokal kompakt gruplar olacak. Burada yerel ya da lokal kelimesi bunun için kullanışlı. Şimdi birazcık bundan başlayalım. Yerel kompakt grupları tanımlamak için de arkadaşlar önce bir topolojik grup kavramına ihtiyacımız var. Şimdi siz lisans düzeyinde olduğunuz için ya da yüksek lisans olsa bile yüksek lisansta katılımda olan arkadaşlar olabilir. Elimizde topolojik grup diye bir kavram olacak birazdan. İki tane kavramı tanıyoruz burada. Biz topolojiyi biliyoruz aslında. Bir de grup kavramını biliyoruz. Peki topolojik grup dediğimiz şey nedir? Grubun elimizde bir küme varken ve onunla birlikte bir işlem aldığımızda bazı özellikleri sağlayan bir yapı olduğunu biliyoruz. Yine topolojinin de elinizde bir küme varken ve o kümeler ailesinde bir alt küme aldığınızda üç tane özelliği sağlayan bir yapı olduğunu biliyoruz. Topolojik grup dediğimiz şey ise şu kalemimi bulabilecek miyim? Yazmak istiyorum biraz. Topolojik grup dediğimiz şey ise şu. Şunu bir sileyim. Tamam. Şimdi elimizde bir grup var. G bir grup olsun. Ta da bunun üzerinde bir topoloji olsun. Bunlar bildiğimiz klasik tanımlar. Eğer G çarpı G'den G'ye giden bir fonksiyon, buna mesela ne diyeyim? Şöyle bir fonksiyon diyeyim. Ya da f fonksiyonu diyeyim. Tamam mı? Bu fonksiyon sürekli ise ve yine şurada G'den yine G'ye giden
Buradaki C grubundaki herhangi bir G elemanını alıp G'nin tersine götüren işlem sürekli ise biz bu G grubuna topolojik grup diyeceğiz. Peki buradaki süreklilik kavramı dikkat ederseniz bu da önemli. Çünkü topolojik uzayda çalışıyorsanız artık süreklilik kavramını topolojideki süreklilikle vermeniz lazım. Yani burada sadece şundan bahsedersem şunun sürekliliği şu anlama geliyor artık. G aşın herhangi bir komşuluğu için öyle bir tane G elemanının komşuluğu, şöyle komşuluklar ailesini gösteriyorum. Ve öyle bir tane, şuna omega diyelim isterseniz birazcık düzgün kavramlar olsun. H elemanının komşuluğu varsa ki U çarpı V omega'nın altında kalıyorsa biz diyeceğiz ki şurada belirttiğimiz çarpım fonksiyonu sürekli. Benzer şekilde şu alttaki sürekliliği de yazabiliriz. Yani bu iki işlemle birlikte biz buna diyoruz ki topolojik grup. Tamam. Şimdi devam edelim. Topolojik grup kavramını verdikten sonra. Şimdi yerel kompakt grup kavramını verelim arkadaşlar. Elimizde G topolojik grubu olsun. Bakın burada hepsini tane tane birbirine bağlı olarak tanımlayacağız. Elimizde şimdi topolojik grubumuz var. Tamam mı? Eğer bu topolojik grup Hausdorff'sa, Hausdorff olması ne demek bu G grubunun? Noktaları ayırması demek. Yani her x virgül y eleman G için x y'den farklıyken öyle bir tane u eleman VG, öyle bir tane v eleman, şuradaki x diyeyim, V'ye varsa ki u kesişim ve eşittir boş küme oluyorsa biz biliyoruz ki buna Hausdorff grubu denir. Hausdorff topolojisi denir. Şimdi G topolojik grubu eğer Hausdorff'sa ve G'nin her elemanı kompakt bir komşuluğa sahipse biz artık bu G topolojik grubuna yerel kompakt grup diyeceğiz ya da lokal kompakt grup diyeceğiz. Lokal kompakt gruplar önemli arkadaşlar. Çünkü normalde siz Fourier analizinde çalışmayı biliyoruz. Fonksiyonel analizde çalışmayı biliyoruz. Artık lokal kompakt grup işi farklı bir alana taşıyor. Yani ne yapıyor? Fourier analizinde ve fonksiyonel analizde çalıştığımız yerleri, çalıştığımız konuları soyut harmonik analiz diye çok bambaşka bir yere taşımış oluyor. Tamam mı? Bizim aslında, daha doğrusu benim çalıştığım kısım soyut harmonik analiz alanı. Bir harmonik analiz var, bir de soyut harmonik analiz var. Buradaki Fourier analizindeki bu Fourier analiz kavramını az çok biliyoruz ve fonksiyonel analizdeki kavramları artık çok daha fazla geniş bir uzaya götürüyor. Tamam? Eğer bu G grubu, yerel kompakt grubu değişmeliyse de biz ona değişmeli yerel kompakt grup diyeceğiz. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Tamam, bu güzel şeyleri tanımladık. Peki bildiğimiz şeylerle nasıl birleştireceğiz? Birazcık bundan başlayalım. Onun öncesinde şimdi bildiğimiz uzaylarla bugünkü konuları birazcık daha birleştirmeye çalışacağım. Elimizde bizim şimdiye kadar bildiğimiz Lebesgue ölçüsü denen bir kavram vardı. G yerel kompakt grubu üzerinde çalışırken de arkadaşlar bizim temel ölçümüz tar ölçüsü denen bir ölçü olacak. Bunu tanımlayalım. Öncelikle X topolojik bir uzay olsun ve X üzerindeki tüm Borel sigma cebirlerinin kümesi de BX olsun. X uzayı üzerinde şu koşulları sağlayan ölçüye biz Borel ölçüsü diyeceğiz. Birinci koşul boş kümenin ölçüsü sıfır olacak. İkinci koşulda bu Borel kümeleri üzerindeki ayrık kümeleri alırsak buradaki ölçü diye tanımladığımız fonksiyon birleşimi toplama götürecek. Şayet şuradaki kompleks sayılar yerine sıfır sonsuz pozitif aralığını, daha doğrusu negatif olmayan aralığını alırsak da biz bu mü ölçüsüne pozitif Borel ölçüsü diyeceğiz. Bir adım daha gidelim. Şurada şöyle bir kavram var, ona bakalım. Elimizde Borel kümelerinden alınan bir E kümesi için. Her K eleman Borel kümeler ailesindeyken az önce tanımladığımız ölçü altında bu kümenin sonlu olduğu varsa ve μe buradaki infimuma ve aynı şekilde yine μe buradaki supremuma eşitse
Biz bu mu ölçüsünü regular Borel ölçüsü diyeceğiz. Şu iki kavramı şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle elimizde üç tane birazcık daha görselleştirelim. Hep soyut şeylerle uğraşmayalım diye yazalım. Şimdi elimizde şunlar olsun. E kümesi şu ortadaki olsun. Şuraya dikkat ederseniz E alt küme U var. Şu yukarıdaki küme U olsun. Tamam. Şu alttaki küme de K olsun. Bu ikinci adımdaki özellik bize şunu söylüyor. E'ye, şuradaki E kümesine içeriden kompaklarla, şu K kümesi kompakt çünkü, dışarıdan da açık kümelerle yaklaşabildiğimizi söylüyor. Ve bu üç özelliği sağlayan Borel ölçüsüne de biz regüler Borel ölçüsü diyoruz. Şimdi her ölçüsünü tanımlayacağım. Elimizde regüler bir Borel ölçüsü var şu anda. Şunu yine temizleyelim. Artık her ölçüsünü tanımlayabilirim. Elimizde regüler bir Borel ölçüsü varken eğer μxe, buradaki e'ler Borel kümeler ailesinden gelen herhangi bir Borel kümesi, x de G yerel kompakt grubunun elemanı. μxe'nin ölçüsü, şunun ölçüsü, e'nin ölçüsüne eşit oluyorsa biz bu μ ölçüsüne sol har ölçüsü diyeceğiz. Şayet x'i bu sefer e kümesiyle sağdan işleme koyduğunuzda yine değişmez kalıyorsa, buna invariantlık özelliği ya da değişmezlik özelliği de denir. Çünkü buradaki Ex'lerin ölçüsünü dikkat edersek E'nin ölçüsüyle aynı veriyor bize. Yine buna da sağ har ölçüsü denir. Tamam. Biz bu çalışmada sol har ölçüleriyle çalışacağız. Ve eğer aksi belirtilmediği sürece de sol har ölçüsünde geçerli olan şeyler, bazı özellikler var ama ona bugün girmeyeceğim. Sağ har ölçüsü içinde genellikle gerçekleşir ama bazı detayları var. Şimdilik ona ihtiyacımız yok. Buradan şunu söyleyebiliriz. Elimizde bir G yerel kompakt grup varken her zaman bir mü har ölçüsü vardır. Tamam mı? Her zaman bir mü har ölçüsü vardır. Ve eğer bunun tekliğini de sorabilirsiniz. Çünkü bir şeyin tanımı veriliyorsa ya da bir şeyin varlığı veriliyorsa biz matematikte her zaman neyi sorarız? Varsa tek mi? Bunu sorarız. Bu da şuradaki yazdığım şey de onu söylüyor. Pozitif çarpıma göre tek türlü belirli. Bu ne demek? Elinizde eğer iki tane mü 1 ve mü 2 gibi har ölçüsü varsa bunlardan biri diğerinin pozitif bir katı. Yani şöyle düşünebiliriz. K çarpı mu 2. Burada K dediğimiz pozitif bir sayı. Tamam. Yani tek. Bunu söyleyebiliriz. Peki bu har ölçüsü daha önceden biz Löbek ölçüsünü biliyoruz. Bu bildiğimiz Löbek ölçüsüyle bir bağlantısı var mı? Doğallıkla bu soruyu sorabilirsiniz. Bugün birazcık da amacım çalıştığım konuyu ve sizin bildiğiniz kısımları birazcık daha birleştirmek. Şu örnekleri verebiliriz. Şimdi burada şunu sorayım öncelikle. Bu SU2 ya da SO3 gibi kavramları biliyor musunuz? Yoksa kısaca şöyle biraz bahsedeyim mi arkadaşlar? Hiç gördünüz mü? C1'de bazen verilebilir. Hocam isterseniz kısaca bahsedebilirsiniz. Ama bunlar bakın analiz çalışıyorum ben ama işin içine cebir de giriyor, topoloji de giriyor, geometri de giriyor, matematik bir bütün biliyorsunuz. Şimdi SU2 ile biz şunu göstereceğiz. Matrisler uzayını biliyoruz. 2 çarpı 2 tipinde, şuradaki 2'den kastım o, n olursa n çarpı n tipinde. Tersi kompleks eşleniğinin transpozuna eşit olan ve determinantı 1 olan matrislerin kümesini göstereceğiz. Şuradaki SU2 ile. Transpoz dediğimiz şeyi matristen lineer cebirden biliyoruz aslında. Ya kısaca matematiksel olarak bu uzun uzun söylenen şeyi yazarsak öyle A matrislerinden oluşacak ki öyle A matrislerinden oluşacak ki tersi kompleks eşleniğinin transpozuna eşit olacak ve determinantı da 1 olacak. SU2 dediğimiz şey bu. Şimdi bunu özellikle verdim. Çünkü az önce yerel kompakt gruplar ve har ölçülerinden bahsetmiştik. Tamam mı? Bu SU2 üzerinde aslında SU2 dediğimiz uzay bir topolojik grup ve aynı zamanda bir yerel kompakt grup. Ve bunun üzerindeki har ölçüsü şöyle verilir arkadaşlar. F fonksiyonu bu grup üzerinde integrallenebilen bir fonksiyonsa
Şurada SO2 diye adlandırdığımız uzayın üzerindeki har ölçüsü buradaki eşitlikle verilir. Yine burada x kosinüs teta, x2'yi sinüs teta, kosinüs phi. Bu değişimleri aldığımızda şuradaki gibi bir phi fonksiyonuyla tanımlıyorum. Yani şurada phi dediğim şey aşağıdaki ifadeler. Şimdi birazcık örnek vermeye devam edelim. Birinci yarel kompakt grup örneğimiz demek ki SO2 ve üzerindeki har ölçüsü bu şekilde tanımlanıyor. Az önce tanımladığımız har ölçüsünün özel bir hali. Bir örnek daha verelim. ON'le yine N çarpı N tipinde kompleks katsayılı tersi transpozuna eşit olan matrislerin kümesini gösterelim arkadaşlar. Yani yine matematiksel olarak yazmak istersek öyle A matrislerinden oluşuyor ki transpozu tersine eşit. Buna da ortogonal grup denir ve SON'le de determinantı 1 olan bu ON'in bir alt grubunu gösterelim. Yine SON dediğimiz şey matris çarpımına göre bir özel bir topolojik grup. Bunun üzerindeki har ölçüsü de aşağıdaki eşitlikle verilir. Şimdi bir örnek daha gördük. Şuradaki kısımları çok irdelememize gerek yok. Sadece tanımda kullandığım notasyonlar. Peki yerel kompakt gruba daha bildik örnekler veremez miyiz? Tabii ki veririz. Buradaki SON'ler ya da SO2'ler belki sizin şimdiye kadar bildiğiniz kısımdan biraz daha farklı. En basit yerel kompakt grup örneği nedir derseniz şu örnek 3'ten önce reel sayıları veririm ya da R üzeri N'i veririm. Biz reel sayıları biliyoruz. Bunun üzerindeki löbek ölçüsünü biliyoruz. Her şeyden önce şuradaki RN'i bir boyutlu olarak düşünün arkadaşlar. R'yi düşünün. Bunun üzerindeki ölçü neydi? R'nin elemanlarını biz aslında ne olarak yazabildiğimizi biliyorduk. AB şeklindeki aralıklar olarak yazabildiğimizi biliyorduk. En basitini vereceğim şimdi. R bir yerel kompakt gruptur. En basit örnek. Ve bunun üzerindeki ölçünün biz lisans döneminde ne olduğunu biliyorduk. Aralığın uzunluğu. B eksi A. Eğer A ve B reel sayılarsa ve A küçükten B ise bunun üzerindeki ölçünün uzunluğunu verdiğini biliyorduk. Gerçekten de bu löbek ölçüsü artık biz G yerel kompakt grubunu R olarak aldığımızda har ölçüsü şuradaki löbek ölçüsüne dönüşür. Tamam? En basiti. R yıldızı sıfıra atıp çarpım grubu olarak alırsanız har ölçüsü bu sefer dm3 bölü x'tir ve buradaki dm3 dediğim şey de şu R üzerinde yukarıda tanımladığım löbek ölçüsüdür. Bakın artık bildiğimiz şeylerle benzeştiriyorum. Daha basit hale getiriyorum. Bir örnek daha verelim. Bu sefer G yıldızla da kompleks sayılardan sıfıra atalım. Bu da bir çarpım grubudur. Bir grup dediğim şey bildiğim anlamda grup ve bunun üzerine bir az önceki gibi ikili işlemin sürekli yapacak bir topoloji var. Bunun üzerindeki har ölçüsü de yine şurada verilen d mü x, d mü y bölü x kare artı y kare. Tabii ki buradaki d mü ve d mü x yine löbek ölçüsü. Yani r'den bahsediyorsak nedir bu? Aralığın uzunluğu. Bir tane daha örnek verelim. GL ile eğer n çarpı n tipindeki kompleks tersi olan matrislerin kümesini gösterirsek ve bunu da genel lineer grup diye adlandırırlar. Bunun üzerinde de har ölçüsü şu şekilde determinant yardımıyla verilen ölçüdür. Ve buradaki matrislerin uzayını n çarpı n matrislerin uzayı üzerindeki şu DA dediğimiz şey de yine löbek ölçüsüdür. Şimdi az çok yerel kompakt gruplarla ilgili biraz bilgimiz oldu. En basitinden herhangi bir yerel kompakt grup örneği deyince en basit ve somut olarak R'yi ve har ölçüsü olarak da löbek ölçüsünü düşünebiliriz. Şimdi burada şu referansları bir açayım. Sonra ikinci kısım olan Orlich uzaylarından bahsedelim. Orlich uzayları ile ilgili bir motivasyon söyleyelim arkadaşlar. Bizim daha önceden bildiğimiz löbek uzaylarımız vardı, değil mi? Orlich uzayları aslında löbek uzaylarının bir genelleştirmesi. Ve bu da ilk kez 1915 yılında Delevalle Poisson'un buradaki çalışmasında ortaya çıkıyor. Ama bu çalışmada Orlich uzaylarının temellerinin atılacağı aslında belli değil. Bir çalışma yapıyorlar
Şöyle düşünebilirsiniz. Eğer akademik olarak çalışmak isteyen arkadaşlarınız olursa herhangi bir konuda bugün çalıştığınız şey bundan 100 yıl sonra, belki daha fazla zaman sonra çok daha kıymetli hale gelebilir. Ya da bugün çalıştığınız bir konu, ismini koymadığınız bir konu ileride belki çığır açacak bir yere geçebilir. Buradaki Delavalle Poison'ın bu çalışmasında öyle düşünebiliriz. Aslında Orliç uzaylarının temeli burada atılıyor ama ortada Orliç uzayı diye bir şey yok bu çalışmada. Bu uzaylar ve Birnbaum tarafından 1931 yılında tanımlanıyor arkadaşlar ve klasik Löbek uzaylarının bir genelleştirmesi olarak tanımlanıyor. Şimdi Löbek uzayları dediğimiz şey neydi? G'yi yerel kompakt grup olarak alırsak, LPG ile de bu G grubu üzerindeki P'nci mertebeden integrallenebilen fonksiyonları düşünürsek, nasıl ifade ediyorduk biz bunu? G üzerinden, bu G'yi en basitinden R olarak düşünebilirsiniz. F eleman LPG olması. Bunu küçük hatırlatma olarak söyleyeyim. Çünkü birazdan bunun bir genelleştirmesi olduğunu söyleyeceğiz. Fx üzeri P, D mü x. Sonluysa bu F fonksiyonu LPG uzayına aittir. Biz bunu biliyoruz. Buradaki x'ler de G'den. Tamam mı? Bu Orliç uzayı nasıl genelleşiyor? LP ile bağlantısı ne diye düşünecek olursanız da şurası önemli bizim için. Burada bir f'i herhangi bir fonksiyon olarak düşünün. X üzeri p gibi bir ifade var değil mi Löbek uzaylarında? Orliç uzaylarında da bunun yerine bu x üzeri p yerine Young fonksiyonu olarak adlandırılan ve phi ile gösterilen genel bir konveks fonksiyon alınarak genelleştiriliyor arkadaşlar. Tamam. Ve ilerleyen yıllarda, bu 1931'den günümüze kadar olan yıllarda Orliç uzaylarının çok farklı yönde çalışılmıştır ve günümüzde de hala çalışılmaktadır ve gerçekten güncel ve modern bir konudur. Şimdi bu motivasyonu söyledikten sonra tanımına bakalım. Dedik ki bu uzayları tanımlayabilmek için Löbek'le birazcık bağlantı kurursak, x üzeri p fonksiyonu yerine genel bir konveks fonksiyon alınıyor. Bu Young fonksiyonu Orliç uzaylarını tanımlamak için bizim temel aracımız arkadaşlar. Nasıl tanımlanıyor? Phi fonksiyonu sıfır sonsuz yarı açık aralığından sıfır sonsuz genelleştirilmiş reel sayılara şu şekilde olsun. Konveks olsun. Konveksliğin tanımını biliyoruz. Öyle alfa eleman 0, 1 için neydi konveks fonksiyon tanımı? Şöyle küçücük söyleyeyim. Konveks olması ne demektir? Her x eleman 0, 1 için alfa diyeyim şuna, x demeyeyim ve her x virgül y yukarıda şurada aldığımız her x virgül y için sıfır sonsuz için şu sağlanıyorsa konveksliğin tanımı sadece artı 1 eksi alfa y eşittir alfa phi x artı 1 eksi alfa phi y koşulu sağlanıyorsa biz bunun konveks fonksiyonu olduğunu biliyorduk. Phi fonksiyonu konvekse sıfırda sıfır değerini alıyorsa ve limit x sonsuza giderken phi fonksiyonu sonsuza yakınsıyorsa da biz bu fonksiyona Young fonksiyonu diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi Orliç uzayını tanımlamak için yavaş yavaş araçlarımızı tanımlıyoruz. Elimizde bir Young fonksiyonu varken Orliç uzaylarında önemli bir kavram sanmayan ya da tümleyen fonksiyondur. Tamam mı? Komplementeri de denir buna. Yani belki ileride araştırmak isteyen arkadaşlarınız olursa. Bir Young fonksiyonu varken bunun tümleyen fonksiyonunu pi ile göstereceğiz ve şuradaki supremumla tanımlayacağız. Ve artık phi virgül pi ikilisine tanımlayan Young fonksiyonu diyeceğiz ve tanımlayan Young fonksiyonu çifti aşağıdaki Young eşitsizliğini gerçekler. Yine eğer hatırlarsanız ya da fonksiyonel analiz dersini aldıysanız Young eşitsizliği denen bir eşitsizlik vardı ve biz bunu Minkowski-Hölder eşitsizliklerinde oldukça sıklıkla kullanırdık. Buradaki Young fonksiyonu çifti de o Young eşitsizliğini sağlıyor arkadaşlar. Çalışma boyunca ya da bugünkü seminer boyunca diyeyim, G'yi yerel kompakt grup alacağız ve değişmeli grup alacağız. Lokal de denir, yerel de denir. İkisini de kullandım ben. Ve MG'yi de az önce tanımladığımız G yerel kompakt grubu üzerindeki Haar ölçüsü olarak alacağız. Şimdi artık Orliç uzayı denen şeyi tanımlayabiliriz. Phi bir Young fonksiyonu olsun. O halde biz Orliç uzaylarını L, Phi, G ile göstereceğiz. Ve öyle G üzerindeki
öyle kompleks değerli fonksiyonlardan oluşacak ki şuradaki integral sonlu olacak. Şimdi burada şunu da düşünebilirsiniz. Löbek uzaylarının genelleştirmesi dedik ya, biraz löbek uzaylarıyla bağlantı kura kura gidelim. Löbek uzaylarıyla ilgili ne biliyoruz biz? Biraz bağlantı kuralım. Yani bildiğimiz şeylerle benzeyen taraflarına bakalım. Öncelikle löbek uzaylarını tanımlamak için şöyle bir kıvırcık LP ile bir uzay tanımlarız, değil mi? Sonra bunun üzerinde bir denklik bağıntısı tanımlarız. F, tilde, G gibi bir denklik bağıntısını şu şekilde tanımlarız. Löbek için bahsediyorum. Orlice geçiş yapacağım birazdan. Nasıl bir eşitlik olur burada? Fx eşittir Gx. Ölçüsü mü ise eğer, mü hemen hemen her yerde. Değil mi? Biz bunu biliyoruz löbekler için. Ve sonra LP uzayını da normalde nasıl tanımlıyoruz? Bu LP'nin denklik sınıflarına bölünmesi yardımıyla tanımlıyoruz. Aslında burada her ne kadar yazmasam da Orlic uzayları için de bu geçerli. Öncelikle bir kıvırcık LF ile gösterdiğimiz bir LF tanımlanır. Fakat bu vektör uzayı değildir. Öncelikle sınıf olarak tanımlanır. Sonra da şurada belirttiğim denklik bağıntısı yardımıyla LF'yi şuradaki LF'leri bu denklik bağıntısına bölerek alırız. Ve dolayısıyla elimizde bir denklik bağıntısı varsa onun oluşturduğu denklik sınıfı vardır. Ya her ne kadar burada direkt f fonksiyonları olarak belirtsem de bu f'ler şuradaki hare ölçüsüne göre denklik sınıflarından gelen fonksiyonlar. Tamam. Birazcık bildiğimiz şeylerle bağlantı kurarak gidelim. Şimdi elinizde bir uzay varsa, vektör uzayı varsa fonksiyonel analizde ne biliyoruz? Bunun üzerinde norm tanımlanabilir mi? Normlu uzay mıdır sorusu olur. Orlic uzayı üzerinde Lüksemburg adı verilen norm aşağıdaki gibi infimumla tanımlanır. Bir başka norm da yine Orlic uzayları üzerinde Orlic normu olarak adlandırılan ve şuradaki simgeyle gösterilen Orlic normudur. Birinde dikkat edersek infimum yardımıyla tanımlanıyor. Diğerinde de supremum yardımıyla. Yine burada aşağıdaki ikinci norma bakacak olursanız arkadaşlar bir f fonksiyonu bir de g fonksiyonu var. F fonksiyonu LFG uzayından gelir. Şuradakine şöyle bir vurgu yapayım. F eleman LFG. Şuradaki g fonksiyonu da LPsi g'den gelir. Pisi dediğim şey bu fi fonksiyonun tamlayan fonksiyonu, tamam? Ve hangi koşulu gerçekliyormuş? Şuradaki g'nin pisi normuna göre normu küçük eşittir 1. Doğallıkla şu soruyu sorabilirsiniz. Elinizde iki tane norm var. Hangi soru ilk aklımıza gelir? Bu normlar denk mi? Bu sorunun cevabı da evet. Bu normlar birbirine denk. Ve Orlic uzayı az önce verilen iki norma göre de bana uzayı arkadaşlar. Bu bize neyi söylüyor? Bu normların denk olmasının nasıl bir güzelliği var? Hangisiyle çalışmak sizin çalışacağınız konuda daha pratikse onu seçebilirsiniz. Çünkü bazen supremumla çalışmak faydalıdır. Bazen de infimumla çalışmak faydalıdır. Supremum ve infimum bizim bildiğimiz klasik anlamdaki ifadeler. Bunlar denk olduğu için de biriyle çalışıp diğerine geçiş yapabilirsiniz. Şimdi birazcık örnekler verelim. Young fonksiyonu denen soyut bir kavram gördük. Orlic uzayı gördük. Bu bildiğimiz fonksiyonlarla benzetebilir miyiz biz bu yan fonksiyonu? Cevabı evet. Eğer siz buradaki phi fonksiyonunu x olarak alırsanız bu da bir Young fonksiyonudur. Gerçekten oradaki o üç özelliği kolaylıkla sağlatabiliriz. Ve bunun tamlayan fonksiyonu da eğer y'ler 0 ile 1 arasındaysa 0'dır. Diğer durumlarda da sonsuzdur. Bunu yine supremumun pisi supremum yardımıyla tanımladık ya hemen onun aracılığıyla 2-3 adımda çıkarabiliriz. Buradaki örneğin güzelliği şu. Phi'yi x, psi de buradaki gibi tamlayan fonksiyon aldığınızda Orlic uzayı artık şuradaki L1G'ye dönüşür. L1G dediğimiz şey neydi? L1G. F eleman L1G olması ne demek? Bu bizim bildiğimiz güzel bir uzay. İntegrallenebilen fonksiyonlar uzayı. Sadece artık normal herhangi bir R'de çalışmıyorum da G gibi yerel kompakt bir grupta çalışıyorum. DM, GX tabii ki o zaman ölçüsü de hare ölçüsü. Ve bunun tümleyen uzayı da L sonsuz G olacak. L sonsuz G de neydi? Esasen sınırlı olan fonksiyonlar uzayı. Örneklere devam edelim. Şimdi şunu söylediysek eğer
Orliç uzayları klasik Löbek uzaylarının bir genelleştirmesi dediysek, elimizde bir genelleştirme varsa buradaki yan fonksiyonu öyle seçelim ki Löbek uzaylarını da elde edebilelim. Gerçekten eğer yan fonksiyonunu x üzeri p bölü p alırsak, tabii ki burada p ve q'lar 1 ve sonsuz arasında ve şuradaki eşitliği sağlar. Buradaki eşitlik de aslında konjüge eşlenik olarak da geçer. Bunun tamlayan fonksiyonu da y üzeri q bölü q'dur. Ve bu önemli bir örnek aslında. Çünkü bu yan fonksiyonları ile birlikte LPG uzayınız klasik LPG uzayına, LPG uzayınız da klasik LQG uzayına dönüşür. Başka örnekler veremez misiniz? Verebilirsiniz. Yan fonksiyonlarını buradaki gibi üstel fonksiyon ya da kosinüs aşık ya da buradaki gibi logaritmik fonksiyonlar alırsanız bunlar da gerçekten yan fonksiyonlarıdır. Şimdi İki yan fonksiyonu varken elimizde bunların denkliğinden bahsedebiliriz. Fi1 ve Fi2 yan fonksiyonları iken öyle A ve B sabitleri şuradaki eşitsizliği sağlayacak şekilde varsa biz bu iki fonksiyon birbirine denktir diyeceğiz ve şuradaki gibi tilde ile göstereceğiz. Örnek verecek olursak Fi fonksiyonu birinci örnekteki gibi alındığında bunun tamlayan fonksiyonu kuvvetli olarak kosinüs aşık eksi 1'e denktir. Tersine pi'yi kosinüs aşık eksi 1 alırsanız da pi'si fonksiyonu bunun tamlayanı olan fonksiyon da burada fonksiyona denktir. Peki şu soruyu da soralım. Orliç uzayları dedik ki çok geniş bir sınıf. Peki ama sadece Löbek uzaylarının mı bir genelleştirmesi? Hayır. Bunun cevabına hayır olarak verebiliriz ve şu örnekleri verebiliriz. Pi'yi x logaritma artı x olarak alırsanız LPI Orliç uzayınız Zygmund uzayı denen bir fonksiyon uzayına dönüşür. Bunlar özel araştırma konuları. Bakmak isteyen olursa araştırabilir. Çünkü hani LP'yi biliyorsunuz ama Zygmund uzayları bile çok kapsamlı uzaylar. Hani burada ondan bahsedemiyorum. Ama L logaritma L olarak gösterilen Zygmund uzaylarına dönüşür. Ve yine phi yan fonksiyonla siz şuradaki gibi üstel fonksiyon alırsanız da Orliç uzaylarınız bu sefer exponential üstel Zygmund uzaylarına dönüşür. Yine bir soru daha soralım. Sadece bunu mu içeriyor? Hayır. Çeşitli Sobolev uzayları da yine Orliç uzaylarına kaptanır. Yani Orliç'te çalışmak ve özellikle yerel kompak üzerinde çalışmak oldukça geniş bir kavram. Bu uzaylar için arkadaşlar delta 2 koşulu olarak adlandırılan oldukça önemli olan bir koşul var. Bunu da şöyle tanımlıyoruz. Elimizde bir phi yang fonksiyonu varken öyle bir k pozitif sabitini şu üç koşulu sağlayacak şekilde bulabiliyorsak phi fonksiyonuna delta 2 koşulunu sağlıyor diyeceğiz. Bu delta 2 koşulunun sağlanması da şu açıdan önemli. Orliç uzaylarıyla çalışırken bazı fonksiyonlar sınıfının bu uzaylarda yoğunluğunu kullanmak çok önemlidir. Çünkü elinizde yoğunluk varsa yoğun olan uzayda çalışıp bunu üstteki uzaya çekebilirsiniz. Delta 2 koşulunu sağlayan phi fonksiyonları için ayrıntılarına girmeyeceğim ama kompakt destekli sürekli fonksiyonlar uzayı eğer phi fonksiyonu delta 2 koşulunu sağlıyorsa Orliç uzaylarında yoğundur. Tabi buradaki yoğunluk hangi norma göre? Orliç normuna ya da Lüksemburg normuna göre. Bunlar birbirine denk. Dolayısıyla şu phi fonksiyonunun delta 2'yi sağlaması bu alanda çalışmak için önemli. Örnek verelim. Birinci örnekteki phi fonksiyonu delta 2 koşulunu sağlar. Bunu phi yerine 2x yazıp o k pozitif sayısını gerçekten de bulabilirsiniz. Her zaman çok pratik değil bu k sayısını bulmak. Ama gerçekten bu örnek için phi yang fonksiyonu delta 2'yi sağlar. Şunu da tabii düşünmemiz lazım. Phi'yi x üzeri p aldığımızda Löbek uzaylarına düşüyorduk. Acaba bu x üzeri p fonksiyonu delta 2 koşulunu sağlar mı diye sorabilirsiniz. Sağlar. Yine üçüncü örneğe baktığımızda phi fonksiyonunu şu şekilde aldığınızda bunun tamlayan fonksiyonu pi'si de yine buradaki ifadedeki gibidir. Burada şu gözlem güzel. Birinci yan fonksiyonu delta 2 koşulunu sağlıyor ama ikinci yan fonksiyonu delta 2 koşulunu sağlamıyor. Yani demek ki şu var. Elinizde bir yan fonksiyonu çifti varsa biri delta 2 koşulunu sağlarken diğeri sağlamak zorunda değil. Bu da en azından bunun için bir örnek. Şimdi
Yerel kompakt gruplardan bahsettik ve bu yerel kompakt gruplar üzerinde Orlik uzaylarını tanımladık. Bunları kullanarak da Orlik uzaylarından çarpanlar kavramından bahsedeceğim arkadaşlar. Benim üzerinde çalıştığım konulardan biri de bu. Çarpanlar kavramı harmonik analizde, Fourier analizinde oldukça önemli bir kavram. Çünkü Fourier analiziyle ilgili az çok siz analiz 3 dersinde kavramlar gördünüz. Orada bile çekirdek kavramları gördünüz, toplanabilirlik gördünüz, yakınsama gördünüz. Artık onları çok daha farklı bir boyutta çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kavramlar Fourier serilerinin toplanabilirlik teorisiyle ortaya çıkmış ve harmonik analizin diğer alanlarında da zamanla çalışılmaya başlanmış. Bunları örnek olarak ne verebiliriz? Hani çalışma alanları. Fourier dönüşüm özellikleri, genişletmeleri, grup cebirlerinin homomorfizmaları, karakterizasyonu, topolojik cebirlerde çarpanları ayırma örnekleri. Bunların hepsi çarpanlar kavramıyla yakından ilgili kavramlar. Ve dolayısıyla da günümüzde de oldukça aktif olarak çalışılan bir kavram. Yani sadece analiz değil burada görüyorsunuz. Geometri, cebir, bütün hepsini aslında harmanlıyoruz. Yine Banach cebirlerinin temsil teorisinde de, kısmi diferansiyel denklemlerde de, yaklaşım problemlerinde de kullanılan bir kavram bu çarpanlar kavramı. Şimdi o halde bu çarpan dediğimiz şey nedir? Bunu tanımlayalım. Bunu tanımlamak için de öncelikle öteleme dönüşümü dediğimiz bir kavrama ihtiyacımız var. Buna bakalım. G yerel kompakt grup olmak üzere. Burada x'i de bir Banach uzayı olarak alın. F x'deyken ve x ve y de g grubundayken eğer siz şu l dönüşümünü şöyle tanımlarsanız, burada şuna dikkat edelim. L x hep'i şöyle tanımlarsanız. X çarpı y. Bakın şuradaki x soldan çarpılıyor. Bu şekilde tanımlanan Lx fonksiyonuna sol öteleme fonksiyonu diyeceğiz. Buna benzer olarak literatürde sağ öteleme fonksiyonu da tanımlıdır. Hani burada kullanmayacağım için yazmadım ama o da literatürde şu şekilde tanımlıdır arkadaşlar. Yx üzeri eksi 1. Bazen Yx diye de tanımlarlar. Bu birazcık hani hangi kitabı okuyorsak onun kavramlarına göre değişiyor. Ona göre kurgu yapılıyor. Ama sağ öteleme fonksiyonu da literatürde bu şekilde tanımlıdır. Şimdi bu öteleme fonksiyonunu kullanarak çarpan dediğimiz kavram nedir? Bundan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. G yerel kompakt bir grup olsun. Phi ve Psi de Young fonksiyonları olsun. Bakın tamlayan fonksiyonu olmasına ihtiyacımız yok. K dönüşümü L Psi G'den, şu bizim klasik anlamda bildiğimiz yazımı kullanalım. L Phi G uzayına giden sürekli lineer ve öteleme operatörleriyle değişmeli bir dönüşüm olsun. Yani buradaki öteleme operatörleriyle değişmeli dediğim şey şunu söylüyor. Az önce Lx diye bir öteleme operatörü de tanımladık. Lx Tf ile şuradaki Lx ve T operatörü birbiriyle değişmeliyse, yani değiştirebiliyorsa. Biz bu T operatörüne Lpsi G uzayından Lfi G uzayına bir çarpan diyeceğiz arkadaşlar. Şurada Lfi G yazmışım ama bu Lpsi G. Çünkü burada artık F'leri buradan alalım. Tf'e götürelim. Lpsi G. Biz bu T operatörüne bir çarpan, multiplier diyeceğiz. Ve bu çarpanların oluşturduğu tüm kümeye de ya da uzaya da uzayı da M Lpsi G Lfi G olarak göstereceğiz. Aslına bakarsanız literatürde çarpanlar kavramı 3 kısımda ele alınır. Hatta 5 diye düşünebiliriz de kısaca 3 diyeyim ben size. Birinci tanım ve en temel tanım şuradaki öteleme operatörüyle değişmeliyse bu şekilde verilir. İkinci tanım konvolüsyon çarpımı yardımıyla verilir. Konvolüsyonu belki duymamış olabilirsiniz. Bir hatırlatmak isterim. Şuradaki teorem yardımıyla biz bu öteleme operatörleriyle değişmeli olan şu T operatörünü konvolüsyon yardımıyla genişlettik. Öncelik teoremi söyleyeyim, sonra buradaki konvolüsyondan kastım nedir onu da söylemiş olayım. Elimizde G yerel kompakt grubu varken Phi ve Psi de tamlayan Young fonksiyonu iken Phi ve Psi delta 2 koşulunu sağlayacak şekilde alalım. Ve T operatörü de L1G'den L1G'ye sınırlı lineer bir operatör olsun. O halde T'nin
L1G'den L1F'ye bir çarpan olabilmesi için gerek ve yeter koşul, L1G uzayındaki keyfi aş fonksiyonu için şuradaki ifadeyi sağlayacak şekilde bir F fonksiyonunun bulunmasıdır. Peki bu konvolüsyondan kastım ne? F virgül G L1G iken, burada ol çizelgelerinde çalıştığım için bunu yazıyorum. Ya da en basitinden L1G'de söyleyeyim size. Hani bildiğiniz şeyleri daha yakın olsun. Bu konvolüsyon dediğimizde bir çarpma aslında. Nasıl bir çarpma? Şöyle tanımlanıyor. Fy, G, Y üzeri eksi 1, X. Bu Y üzeri eksi 1, şu Y'nin tersi. DMG, Y. Şuradaki de hare ölçüsü. Konvolüsyon dediğimiz şey bu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar. Aslında biz bu teoremde şunu göstermiş olduk. Elimizde öteleme operatörleriyle değişmeli bir çarpan varken bunu bir konvolüsyonla ifade edebiliyoruz. Ve bunun yardımıyla aslında uygulamaya yönelik pek çok sonuç var. Elde ettiğimiz sonuçların tümünü demeyeceğim çünkü zaten zaman çok daralıyor. Hani kısaca bahsetmiş olayım. Ben size başlıkta Fourier çarpanlar kavramından bahsettim. Çarpanlar ve Fourier çarpanları birbirinden bağımsız şeyler değil. Ama çarpanlar kavramından Fourier çarpanların bir özelliği Fourier dönüşümü yardımıyla tanımlanması. Yine kısaca bundan da bir bahsetmek gerekirse, çünkü Fourier çarpanlarını bilebilmek için önce bir Fourier dönüşümü nedir? Bundan bahsetmem lazım. Ve ben G yerel kompakt grubunda çalıştığım için de işin birazcık daha soyut tarafı var. Burayı sizi çok sıkmadan kısaca geçmek istiyorum. Elimizde bir yerel kompakt grup var arkadaşlar. Belki ileride bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarınız olursa gerçekten faydalı olur bu aslında sunum. Gama G üzerinde kompleks değerli bir fonksiyon olsun. Yani gama dediğimiz fonksiyon G'den C'ye bir fonksiyon olsun. X ve Y'ler G'deyken şu iki koşulu sağlayan gama fonksiyonuna biz G grubunun bir karakteri diyeceğiz. Peki bu karakter dediğimiz şeyi yine bildiğimiz şeylerle bağdaştırabilir miyiz? Bunun cevabını da vereceğim hemen. G grubunun tüm sürekli karakterlerinin kümesinde şu G şapkayla göstereceğiz. Ve bu G şapkada yine bir gruptur. Hangi toplamaya göre? Şurada verdiğim toplamaya göre. Ve bu G şapka grubuna da G grubunun dual grubu ya da karakter grubu diyeceğiz. Şimdi bildiğimiz şeylerle bağdaştıralım dedim. Eğer G grubunu siz R olarak alırsanız karakter artık klasik anlamda bildiğiniz şuradaki üstel fonksiyona dönüşür. Ve R üzerinde çalışmak çok pratiktir çünkü R grubunun duali de yine kendisidir. Elinizde yerel kompakt grup varken bunun duali çok basit değil. Yani çalışmalarda gerçekten zorlanırsınız. Ama R'de çalıştığınızda bunun duali yine R'dir. R üzeri N'in duali yine R üzeri N'dir. T torus'ta çalışıyorsanız, torus dediğimde en basitinden birim yuvar olarak düşünün, tamam mı? Bollar olarak düşünün. Bunun karakteri şuradaki gibi alfa üzeri N'dir ve duali bildiğiniz Z tam sayılar grubudur. Z'i biliyoruz, tam sayılar grubu. Tersine Y'yi Z alırsanız da onun duali de T torus grubudur. Tamam. Şimdi artık Fourier dönüşümünden kısaca bahsedeyim. Siz lisans döneminde Fourier toplamını, Fourier toplanabilirliği, işte Fourier dönüşümünü toplam olarak verdiniz. Ama integral dediğimiz şey bir toplamdır. Bunu birinci sınıfta analiz 2 dersinden biliyoruz. İntegral bir toplamdır. Fourier dönüşümünü şu şekilde tanımlıyorum. İntegrallenebilen bir f fonksiyonu varken elimizde, x'ler g'de, gamalarda onun dual grubundayken şuradaki gibi tanımlanır. Buradaki eksi bir dediğim şey şu gama grubunun tersi. Ve ters Fourier dönüşümü de yine şuradaki gibi tanımlanır. Burada f kep de L1G üzerinde integrallenebilen bir fonksiyon. Tamam. Bildiğimiz şeye dönüşürse, G'yi R olarak alırsak artık hani birazcık daha bildiklerimizle de bağlantı kuralım. Karakteri şu fonksiyonlar olduğu için R üzerindeki ya da Rn üzerindeki Fourier dönüşümü birinci eşitlikle R üzeri n üzerindeki de yine şunu da söyleyebiliriz. R üzeri n'in duali kendi olduğu için bunu R üzeri n olarak da alabilirsiniz. Yine Fourier dönüşümü, ters Fourier dönüşümü buradaki gibi tanımlanır. Fourier çarpanları kavramından da bahsedip çok da daha fazla uzatmadan yavaş yavaş konuyu sonlandıracağım arkadaşlar.
M fonksiyonu G grubu üzerinde sınırlı ve ölçülebilir bir fonksiyon olsun. Phi1 ve Phi2 de yang fonksiyonları olsun. S eleman AG kep alalım. Burada bu AG kep dediğim şey Fourier dönüşümü. Yani S'in AG kep dediğim şey öyle S eleman L1G'lerden oluşuyor ki S kep de L1G kep üzerinde integrallenebilir. Yani Fourier dönüşümü integrallenebilir fonksiyonlar sınıfından oluşsun. Ve bunlara bağlı olarak şuradaki gibi bir TM operatörü tanımlayalım. Öyle bir tane C sabiti F'in Fourier dönüşümü integrallenebilirken şuradaki 5 eşitsizliğini sağlıyorsa biz bu M fonksiyonuna G üzerinde Fourier çarpan diyeceğiz. Burada Phi1, Phi2 çarpan olarak adlandırdım ama Fourier çarpan olarak tanımlanacak. Tamam. Fourier çarpanlarıyla ilgili olarak 2021 yılında benim postdoc çalışmasını yaptığım Oscar Blasco ile birlikte oldukça fazla ve kullanışlı sonuçlar elde ettik. Ama ben size burada birkaç tanesini sadece söyleyeceğim hiç ispatlarına girmeden. Mu keple G kep üzerinde tanımlı regürel mu borel ölçüsünün Fourier dönüşümünü gösterirsek şunları elde ettik aslında. Elinizde 3 tane yang fonksiyonu varken eğer bu yang fonksiyonları ilk olarak 6'daki eşitsizliği sağlarsa mu kep fonksiyonu yine bir Fourier çarpanıdır. Yine eğer yang fonksiyonları şu 7'deki eşitsizliği sağlarsa da eğer M'yi G kep olarak alırsanız yani Fourier dönüşümü olarak alırsanız G kep Phi1 ve Phi3 arasında yani L1 ve L3 arasında yine bir Fourier çarpanıdır. Peki başka örnek verebilir miyiz? Burada amacımız birazcık şu. Elimizde bir Fourier çarpan varken yenisini ekleyebilir miyiz? Türetebilir miyiz? Ya da elde edebilir miyiz? Bunun cevabı evet. Phi fonksiyonu integrallenebilir bir fonksiyonken ve M'de G üzerinde bir Fourier çarpanken Phi ve M'nin konvolüsyonu da bu konvolüsyonu az önce tanımladığımız gibi yine G üzerinde bir Fourier çarpandır. Aynı şekilde eğer şuradaki Pi'sinin Fourier dönüşüme integrallenebilirse o halde bunların noktasal çarpımı da yine bir Fourier çarpandır. Birincide dikkat ederseniz Phi'yi eğer G üzerinde integrallenebilir fonksiyonlar sınıfından alıyorsa konvolüsyon çarpımı bir Fourier çarpanı ama Fourier dönüşümü integrallenebilir olarak alıyorsanız noktasal çarpıma göre bir Fourier çarpanı. Kısaca şundan da bahsedeyim ve sanırım sonrasında birkaç örnekle bitireyim arkadaşlar. Örnek olarak G üzerinde verdiğimiz şeyi R'de düşünebilir miyiz? Tabii ki evet. Çünkü R üzerinde çalıştığımızda bildiğimiz ifadelere daha yaklaşıyoruz. Bir kere R üzerinde çalışıyorsak az önceki karakterler ne olacak? Şuradaki gibi üstel fonksiyonlar olacak. O halde biz bu M fonksiyonla bu sefer reel sayılar üzerinde Fourier çarpanı olarak adlandıracağız Orlich uzayları için. Yine dedik ki x üzeri p olarak alıyorsak Löbek uzaylarına düşeriz. Biz eğer phi1'i x üzeri p, phi2'yi de x üzeri q olarak alırsak literatürdeki Löbek uzayları için verilen çarpanlar kavramını da özel halde elde etmiş oluyoruz. Sadece bir sonuç olarak elde edebiliyoruz. Yani Löbek uzayları için çalışmalar oldukça önemli ama biz artık onu sadece küçük bir sonuç olarak kolayca elde edebiliyoruz. Yine buradan elde edebileceğimiz sonuçlar signum bildiğimiz anlamda işaret fonksiyonu olmak üzere eğer Q ve P aynı alırsanız signum fonksiyonu R üzerinde bir Fourier çarpandır. Aynı şekilde P ve Q arasında buradaki ilişki gerçekleşiyorsa da şuradaki 2 pi kısi üzeri eksi alfa yine reel sayılar üzerinde bir Fourier çarpandır. P ve P üssü birbirinin eşleniyken NPQ, R üzerindeki PQ çarpanları bu eşlenikler uzayının Fourier çarpanlarıdır. Yine şurada P ve Q'yu 2 alırsanız, bu da oldukça kullanışlı bir sonuç. L2'den L2'ye giden yani karesi integrallenebilir fonksiyonlar uzayı için verilen Fourier çarpımı esasen sınırlı fonksiyonlar uzayını verir. Ve yine P ve Q'yu 1 olarak alırsanız integrallenebilen fonksiyonlar uzayındaki Fourier çarpanları da
Şu mü dediğimiz şey R üzerindeki Borel ölçüleriydi. Mü hep de onların Fourier dönüşümleriydi. Bu küm elde ederiz. Son olarak eğer PQ'dan büyükse de R üzerindeki Lübeck uzayları üzerindeki çarpan sıfırdır. Yani şu sonucu da çıkarabiliriz. Elimizde eğer sıfırdan farklı bir çarpan varsa P, Q'dan küçük eşit olmak zorunda. Bunları da özel durumlar olarak elde etmiş oluyoruz. Birazcık referansları da göstereyim. Şu az önce verdiğim örnekler yayına kabul edildi buradaki makaleden. Yine Orlich uzayları üzerinde araştırma yapmak isterseniz Harry Lehto ve Hestö'nün bu kitabı gerçekten faydalı. Ve yine çarpanlar uzayı için güzel bir kitap Lersen'in kitabı. Rao Veren'in yine Orlich uzayları ile ilgili ilk teorik ve düzenli gerçekten güzel bir kitap, sistematik bir kitap olarak bakmak isterseniz şuradaki referansı öneririm. Ve yine çarpanlar uzayında çok daha farklı sonuçları elde ettiğimiz şu iki tane makaleyi de bu çalışmada kullanmış olduk. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam katılımınız için. Sorularınız varsa alabilirim ya da merak ettiğiniz bir şey. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Sunum çok güzeldi. Ben de teşekkür ederim katıldığın için. Seni görmek de güzel. Görünce bir yoklamak istedim. Konu tamamen benim çalıştığım şeylerin çok uzağında, çok dışında ama aslında aplikasyon olarak çok merak ettim. Bir yandan siz konuşurken bakıyordum literatürde uygulama olarak aslında ben şu anda biraz da computational biology, bioinformatics, biraz da medical alandayım. O yüzden hani ne yapılabilir diye bazı uygulamalar var ama bunların bir okuyup şey yapmam lazım, anlamam lazım. Sizin bildiğiniz veya çalıştığınız herhangi bir uygulama alanı var mı yoksa sadece property olarak theoretical bir yaklaşımı yapıyorsunuz? Şöyle yani buradaki kavramlar teorik ama uygulama alanları var, gerçekten var. Belki baktıysan orada da görmüşsündür. Hani Fourier dönüşümleriyle ilgili hep şeyi söylerdik ya lisansta da. İşte kalp grafilerinde kullanılır ya da hani üzgün olarak söylüyorum ama savaş uçaklarının o noktayı belirlemesinde kullanılır ya da işte vesaire, bunlar da tıpta, biyolojide de kullanılabilir. Bunun aslında araştırma yaparken çok daha kullanışlı bir şeyini şöyle gördüm. Senin alanına da yakın olabilecek. Burada Fourier dönüşümleri var ya. Bir de kısa zamanlı Fourier dönüşümleri denen bir kavram var. O uygulamaya birazcık daha yakın. Yani biyomedikalde ne kadar kullanılır bilmiyorum ama uygulamaya çok yakın yerleri var. Tartışabiliriz onunla ilgili. Uygulamaya yakın, yani teorisini yapıyoruz ama uygulaması yok mu, var. Neler var da bakarız ama. Başka soru yok galiba hocam. Tamamdır. Dilerseniz Tamamdır. Teşekkür ediyorum ben de size tekrar. tekrardan hocam biz de teşekkür ederiz katılımın için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.